Şimdi çok ilginç, çok ilginç. Bugünkü başlığımız neydi? Yalanınızı sileyim, yalanınızı seveyim. Yani yalanınızı sileyim deyince ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O açıdan yalancıların yüzleri kızarmıyor ile ilgili bir haber paylaşacağım sevgili arkadaşlar sizinle. Çok ilginç bir haber bu. Bu iktidar çevrelerinin bunu yapmalarını anlamak mümkün değil. Şimdi neden yalan söylüyorlar? Neden yalan paylaşıyorlar, bile bile paylaşıyorlar? Şimdi bu özellikle yalan olayı, internetteki yalan olayı Amerikan sağcılarından, Amerikan faşistlerinden alınmış bir olay sevgiler. Bu yalan salgınına çomak sokarsanız, öyle dediğiniz anda ya da önü arkası belli olmayan şeylere karşı ufacık bir sorgulamaya giriştiğiniz anda Türk düşmanı ilan ediliyorsunuz. Şimdi halbuki bu yalan salgını sizi tam da bugün konuşmanız ve tepki vermeniz gereken gerçek sorunlarınızdan uzaklaştırıp tali meselelere yönlendiriyor. Bu yalan rüzgarı tartışma konusu bile olmayan meseleleri tartışmanızı, tepki göstermeniz gereken asıl şeyleri önemsememenizi sağlıyor. Bu gibi hesaplar birer aparat. Bunu daha önce köpeklerle ilgili olan hesapları deşifre etmiştim biliyorsunuz. Hüseyin Serkan Elönü'nün büyük bir çalışmasıyla sizinle paylaşmıştım. Şimdi gördükleri yalan haberleri sorgulama gereği duymadan sadece etkileşim getirdiği için yayıyor ve toplumu adeta güdülmesi gereken lümpen yığınlar haline getiriyorlar. Toplum kendisini ilgilendiren her meseleye karşı düşünme, sorgulama, reaksiyon verme yetkisinden uzaklaşan ve derdi olmayan şeyleri dert edinmekten de başka meziyeti olmayan bir hale geliyor. Zombileşiyor. Elinizde çok başka bir seçenek yok. Ya bu deliliği toplumsal siyasetle reddedeceksiniz ya da sürüye katılıp zombileşeceksiniz sevgili arkadaşlar. Nedir olay? Şimdi ben size şimdi hesabı göstereceğim sevgili arkadaşlar. Niye bunu paylaştım? Yani bunların yatacak yeri yok. Bu yalanla ilgili olarak hemen vereyim ekrana lütfen. Şöyle getireyim. Yani o kadar terbiyesizler ki ve neden yaptıklarını da anlamak mümkün değil. Şimdi şu arkadaşlar, şimdi ekrana getiriyorum. Bakın, iyi bakın. Orijinal fotoğraf bu sevgili izleyiciler. İyi bakın ekrana. Orijinal fotoğraf bu. İsmini bile yanlış ya. ABD'li transseksüel yüzücü Lia Thomas bu. Olimpiyat ve diğer müsabakalarda kadınlar kategorisinde yarışması gerekçe gösterilerek aylar önce yasaklandı sevgili arkadaşlar. Hatta Lia Thomas dava açıp kaybetti. Bugünün haberi değil ama yeniymiş gibi Paris Olimpiyatları ile ilgili paylaşıyor. Montajda fotoğrafla birlikte veriyorlar. Üstelik gerekçe gösterilmeden diyerek montajda fotoğrafla dalga geçmenizi umuyorlar. Çünkü yalan etkileşim getiriyor. Bakın fotoğraf bu sevgili arkadaşlar. Şimdi iyi bakın paylaştıkları fotoğrafa bakın. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Penisiyle şey yapıyorlar bu sefer. Olimpiyat Komitesi Lee Thomas'ın gerekçe belirtmeden kadın yüzme müsabakalarından uzaklaştırıldı. Politik Türk diye bir hesap bu. Halbuki bu transseksüel yüzücü Paris Olimpiyatlarında yok sevgili arkadaşlar. Bakın iyi bakın. Resmen oynanmış. Bu da Dark Web haber diye. Olimpiyat Komitesi Lee Thomas'ın gerekçe göstermeden kadın yüzme müsabakalarından uzaklaştırma kararı aldı. Sevgili arkadaşlar, böyle bir olay yok. Böyle bir haber yok. Yani Paris Olimpiyatlarında yarışmacı değil. Gerçeği bu fotoğraf ama paylaştıkları ise şu fotoğraflar ve bu hesapların tamamı troll hesaplar ve maaşlı hesaplar sevgili arkadaşlar. Dikkat edin. Ya neden bu tür alçaklar olmamış olmayan bir olayı gerçek gibi bize sunuyorlar? Neden? Neden salak yerine koyuyorlar milyonlarca insanı ve insanlar da işte cinsiyetler ortadan kaldırılacak, erkek kadın ayrımı ortadan kalkacak, işte üst birileri çalışıyor bilmem ne olayıyla ilgili olarak bunun üzerinden algı oluşturuluyor. Son olarak söyleyeceğim olay şu. Ne yüzleri kızarıyor, ne vicdanları sızlıyor, ne utanıyorlar, ne de burunları uzuyor. Tabii iktidarın trolleri bu işleri yaparken sevgili arkadaşlar, çok takipçi
olması için, çok etkileşim almak için, siyasal iktidarın genel propagandasına denk düştüğü için, ama bunun gibi aynı zamanda kendini muhalif olduğunu söyleyen isimler de var aynı şeyleri yapan. Sadece iktidarın yok. Yani yalancılıkta sınır tanımayan ama iktidar merkezde daha çok, çünkü siyasal iktidar devletin tüm olanaklarıyla bunları destekliyor, maaşa bağlıyor. Aynı zamanda da maaşa bağlanmış kimi muhalefet içerisinde bilindik isimler, bilinmeyen isimler de dahil olmak üzere birbiriyle yarışıyorlar. Utanmazlığın sınırı yok sevgili arkadaşlar. Şimdi bugünkü başlıklarımızdan bir tanesi neydi? İnternet olmasaydı ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Önce şunu söyleyelim. Bugün Türkiye'de ve dünyada internet olmasaydı, sosyal medya olmasaydı birçok olayı bilmeyecektik. Ellerindeki televizyon, radyolar ve gazetelerle birlikte sadece vermek istediklerini bilecektik. O fikirlerin karşı ya da haberlerin yalan olduğunu asla yazıp söyleyemeyecektik. İnternet olmasaydı, en azından kendi açımdan söylüyorum, karşınıza çıkıp ben konuşamayacaktım. Herhangi bir medyada kendime yer bulamayacaktım. Milyonlarca insana ulaşamayacaktım. İngiltere'den Almanya'ya, Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar sevgili arkadaşlar ve Türkiye'nin 81 ilinde izlenemeyecektim. Kısacası bu internetle ilgili olarak internetin ortaya çıkışı çok önemli tabii. Çok önemli. Biliyorsunuz geçen cezaevinden bırakılan Julian Assange bir paylaşım yaptı sevgili arkadaşlar. Bu paylaşımda da diyor ki çok net bir şekilde, internet bir kişinin bazı gerçekleri duymak isteyen herkesle konuşmasına olanak tanıdı diyor sevgili arkadaşlar. Şöyle vereyim ekrana. Bu çok önemli. Yıllarca cezaevinde kaldı biliyorsunuz. Ve Avusturyalı Agents. Şöyle verelim. Table of power, the very table that they democracies are always lied into war. The Iraq war was a result of lies. The increase in involvement in the United States in Vietnam was a result of the Gulf of Tonkin incident, another lie. It's not just lies by intelligence analysts, it's lies by the big media machine. And what is in the big media machine? Well, it's the various institutions that get too comfortable and too close to the table of power, the very table that they are meant to be reporting on and policing and getting into the historic record. Now, working against that trend and against that current of corrupt, powerful organizations producing a distorted perspective of the world has been the internet. For the first time in history, that has allowed one person with some truth to speak to every single person who wants to hear that truth. Evet arkadaşlar, tabii democracies are always lied into war. Paylaşalım. The Iraq war was a result of lies. The increase in involvement in Vietnam was a result of the Gulf of Tonkin. Şimdi yıllarca içinde saçları beyazlamış ve yaş almış bir şekilde cezaevinden çıktı. Evet öyle. İnternet gerçekten devletlerin, kurumların, siyasi hareketlerin, ideolojilerin, istihbarat teşkilatlarının duymak istemediklerini, duyurulmasını istemedikleri olayları ortaya çıkardı. Ve hala çıkarmaya da devam ediyor. Tüm bu evet olumsuzluklar var. Demin gösterdiğimiz yalan haberler de var ama her şeye rağmen doğru bilgiye ulaşabilmek, kendi sesimizi duyurabilmek, yalana karşı internet ortamında bir direniş örgütleyebilmek, siyasal iktidarlara, despotlara, diktatörlere ve faşizme yönelik olarak internet ortamında bir ayağa kalkışı, direnişi örgütleyebilmek mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. Önce onu paylaşalım. Ve buradan